Ankara'dan tüm dinleyenler sevgiler. Annemler Ankara'ya geldi. Babam da geldi bu sefer. Arabayla geldiler. Herkül'ü orada bırakacak yerleri olmadığı için buraya getiriyorlar. Buraya geliyorlar ve Herkül'ü de getirdiler. Konuşabilsem bir de. Bir yoldalar, bize geliyorlar. Bakalım ne olacak? Herkül'le Şeker'i karşılaştıracağım. Çok heyecanlıyım. Herkül kedilerden nefret ediyordu. Akıllıdan öyle öğrenmişti çünkü. Kedi gördüğü zaman kovalıyordu, havlıyordu falan. Şimdi alıştı artık çünkü Müge Hocalar'da kaldı. Kedilerle yaşadı bir süre evde. O yüzden alıştı ve kedilere saldırmıyor. Hatta görmezden geliyor onları. Ama Şeker hayatında hiç köpek görmedi. Ve hatta başka bir kedi bile görmedi. Gördü, çok kısa bir süre karşı komşunun kedisini gördü ve onlardan çok korkup kaçtı. Aa pardon, bir dakika. Şeker şeyle karşılaşmıştı, Tarçın'la. Tarçın bize geldi daha önce. Ama şey yapıyor, böyle sinsi sinsi kovalıyor, her an saldıracakmış gibi yapıyor falan. Huzursuz olduğumuz için biz Tarçın geldiğinde Şeker'i odaya kapatıyorduk. Ama ben şimdi öyle olmasını istemiyorum. Annemler tekrar böyle gelebilirler ve Tarçın'la Şeker'in iyi anlaşmasını istiyorum. O yüzden de onları alıştırmak istiyorum birbirine. Daha önce biz şeylere, annemlere gittiğimizde birkaç gün önce Herkül'ü kucağıma aldım ben falan. Onun kokusu üzerime sinmişti. Tarçın, ay Şeker, artık atlar birbirine karıştı. Şeker onu kokladı. Yani Herkül'ün kokusunu önceden aldı. İki kediyi veya başka hayvanla bir kediyi tanıştırmanın, birbirine alıştırmanın bir yolu da önceden kokusunu koklatmak. O yüzden bu bizim için biraz iyi oldu. Yani önden kokusunu biliyor Herkül'ün. Bayağı uzun uzun kolumu kokluyor. Kokladı. Kucağıma almıştım çünkü Herkül'ü. Kokusunu biliyor ama yine de biz böyle hani nasıl yapalım bilmiyorum. Zart diye tanıştırmamak lazım ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Herhalde öyle olacak. Bakalım. Göreceğiz. İnşallah anlaşırlar. Çünkü annemler buraya geldiğinde Herkül de burada kalabilsin istiyorum. Herkül'ü çok seviyorum. Biliyorsunuz daha önceki videolarımda söylemiştim. Şeker'i de tabii ki çok seviyorum ve ikisinin de herhangi bir benden bu evden başka bir yerde kalmasını istemiyorum Herkül buraya geldiğinde. İnşallah iyi anlaşırlar. Bizim kız biraz manyak, biliyorsunuzdur biraz. Vahşi ama öyle düşünmüyorum. Kalbimi seri tutuyorum, ferah tutuyorum. Bakalım, heyecanla bekliyorum. Size bu anları çekmeye çalışacağım. Bakalım ne olacak. Hadi bay bay. Oy güzelliğimi bir dokuz. Oy dokuz. Ay heyecana bak. Boklu boklu her yere bak. Ağzı bokluymuş. Herkül geldi. Nereye geldi? Allah'ım heyecandan titriyor. Hadi biz bir banyoya girelim. Heyecandan. Kız şuradan mı? Titriyor heyecandan bu. Allah'ım geliyoruz. Anam bizi bu ev arama maceramız benim yüzümden. Ya sen Herkül orada bir debelendi. Yolu kaçırdı. Bir şey oldu. Bir şey oldu. Hırladı. Ben de hallederim seni. Herkül kaka yapmış, onu yıkamamız lazım. Hı? Şeker. Herkül'ü bekliyoruz. Şeker heyecanlı. Kızım kim geldi? Hı? Herkül abi geldi, Herkül abi. Bu da yıkandı da şimdi. Gelirken kakasını sağa sola bulaştırmış da yıkadık. Daha henüz aşağı koymaya korkuyorum. Bu arada misafirimiz de var. Her şey bir arada. Aha Şeker geliyor. Hey yavaş ha, sakin. Bu şimdi kuracak mı onun telaşı? Herkül zaten şeyde. Herkül akıllı da Şeker akıllı olsa. Şeker daha önce kokusunu almıştı da. İnleyim Hatice, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Gel buraya gel Herkül. Bırak. Aferin. İşte daha ilk defa tanıştılar. Kucak mı istiyorsun sen? Hı? Vallahi benim bakışına bir bakar hep bayıldım. Biz zaten buraya bekliyoruz. Gel gel hadi. İşte bu, yaşasın. Bana gir.
İşte hey. Anam nasıl üstüne gidiyor? Şeker 6 kiloya yakın. Herkül 3 kilo 700. Şey Herkül hey üstüne gitme Herkül. Çizer vallahi. Herkül, Herkül sakın. Herkül gel buraya gel. Gel. Ama kız sen de... sen korkmuyorsun değil mi? Yok hayır. Korkmuyorum oğlum ya. Hadi gidelim bari. Bir Salih Bey de göreyim. Salih Bey gel. Babam hoş geldin. Nasılsın? Bu banyo yaptı o zaman. Şekere kal geldi. İlk defa köpek görmüş. Kedi gibi diyor. Kedi gibi. Daha doğrusu daha önce şey gördü de. Nedir onun adı? Tarçını gördü. Ha. Ne yaptı tarçını? Tarçının üstüne yürüyordu da bak Herkül'e yürümüyor. İyi oldu. Bak gitti. Oley. Ha, meraktan ölüyor Şeker. O da onu merak ediyor da. Üşüdün mü annem? Hala yaşsın sen. Kapatayım mı camı? Yok. Gel buraya gel Herkül gel. Geri gel. Üstüne gitme. Kokusunu şey yapmaya çalışıyor. Algılamaya çalışıyor. Evet. Herkül. Ha? Basamak mı? Herkül şu anda evi geziyor. Şeker de onu kesiyor. Ama her şey yolunda gibi. Oley. Bir daha. Gel buraya Herkül gel. Üstüne gitme. Aferin oğlum. Aferin. Var mı? Bu Herkül at getirici Herkül. Dur. Tamam Herkül Şeker'le hiç ilgilenmiyor şu anda. Şeker de ona alıştı galiba. Sıkıntı yok. Ben çok mutlu oldum bundan dolayı. Herkül'le Şeker anlaşıyor. Çok mutluyum. Şeker. Herkül Şeker'i hiç umursamadı. Herkül'ün tek derdi top getirmek, top atmak. Şeker de bundan dolayı rahatladı. Atayım mı oğlum? Sen atabilirsin. Al Yiğit atsın. Hadi at Yiğit. Aferin oğluma be. Heh. Süper ya. Herkül tarçını, ne tarçını ya. Şeker'i görmezden geliyor. Bütün şeyler birbirine karıştı hatlar. Tamam. Tamam ben de artık kahvaltıya misafirlere döneyim. Herkül ona hırlar, o ona tıslar, işte ya o onu tırmıklar, gözünü çıkarır, ya o onu ısırır falan gibi böyle korkunç senaryolar vardı aklımda. Ve aslına bakarsanız ben kızdan şüpheleniyordum. Yani Şeker Herkül'ü korkutur, Şeker Herkül'ü pıstırır veya onu tırmalar falan gibi şeyler düşünmüştüm. Çünkü bizim kız manyak yani bildiğin şey, leopar. Leopar ama efendi bir leopar öyle. Misafir, valla efendiymiş. Bence tavrı şu şekildeydi yani gel misafir ya 3 saat 4 saat duracak gidecek şimdi ne cırmalayacağım da kendimi şey yapacağım diye. Böyle gerçekten öyle oldu. Tepkisini ölçtü yani. Ama ne yaparsa yapsın efendiliğini hiç bozmadı. Evet. İyi kız. İyi kızmış yani biz evet. De tanıdık Şeker'i bu sayede. Evet. Başta zaten umursamamıştı. Ben buna çok sevindim. Aa dedim tamam anlaşacaklar. Ama aslında öyle değilmiş. Ertesi gün insanlar gittikten sonra bunlar baş başa kaldıklarında Herkül bunun üstüne yürüdü.
Evet. Herkül bildiğiniz piç. Yani yok, hayır, itlik yaptı. Evet, itlik yaptı. Çünkü Herkül köyde büyümüş. Bir sürü köpeği küçücük boyuna rağmen dize getirmiş bir köpek. Ama Şeker hiç başka hayvan, evet, doğru dürüst kedi köpek görmemiş bir tatsızlık hayvan. Tatsızlık çıkmaz şimdi. Ve evet, de efendi çıktı vallahi. Demek ki bütün hırçınlığı, adiliği bizeymiş. Yani leoparlığı bizeymiş. Aslında anlaşamadılar. Evet. Şeker korktu ve sürekli sandalye altlarına, masa altlarına saklanıp ortaya çıkamadı. Hatta Herkül var diye gidip mamasını orada yiyemedi falan. Herkül'ü biz o gece annem odaya kapattı. Birlikte kapalı uyudular. Bu sayede Şeker gece rahat tuvaletine gidebildi, yemeğini yiyebildi, bizimle takılabildi, huzurlu bir gece geçirebildi. Neyse, en azından kavga çıkmadı. Şey olmadı, hani az bir şey çıktı da Herkül çok söz dinleyen bir köpek. Hemen Herkül der demez geri vites yapıyor. Yani üstüne yürümekten kaçıyor. Sırf var ya ittiğine, yani gitti kızı korkuttu. O da korktu yani. Söz dinliyor olması ittiğini hafifletmez. Aynen öyle. Yani sonuç olarak birlikte durabilirler insan gözetiminde. Belki zamanla alışabilirler ama bunun için zaman yok. Annemler gitti. Belki gele gide birbirlerine alışabilirler ama bu biraz zor ve uzak bir ihtimal gibi geliyor bana. Ama en azından Herkül bize gelebilirmiş. Hani hiç gelemez diye bir ihtimal yokmuş. Bunu öğrenmiş olduk. Görüyorsunuz burada Herkül yatıyor. Şurada Şeker yatıyor. Burası Şeker'in yatağı. Her zaman yattığı yere geldi ve özgüvenli bir şekilde yatabildi artık nihayet. Burada Herkül. En son videoda size şey anlatmıştım. Şeker sürekli sandalye, masa altlarında sürekli oralara saklanıyordu. Herkül çünkü hep bizim yanımızda olduğu için. Ama zamanla artık birbirlerinin zararlı olmadığını fark ettiler. Artık birlikte rahat bir şekilde aynı ortamda durabiliyorlar. Bu çok mutlu edici bir şey. Nihayet bu yaşandı. Hep istediğim şey buydu. 3 gecedir burada kalıyor ve çok mutluyum. Alıştılar birbirlerine. Evet. Başka ekleyeceğin bir şey var mı? Yok. Kedi köpek bile anlaşabiliyor bir şekilde yani birbirleriyle. İnsanlar, evet, neden anlaşmasınlar? Tatsızlık çıkmasın. Evet. Hiçbir zaman. Süper. Olmasın. Süper bir son oldu. Öyleyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.